Arkadaşlar merhaba. Umarım iyisinizdir inşallah. Bir Osmanlıca dersinde matbu yazı okuyacağız yine. Ali Ulvi Bey'in Gel Keyfim Gel adlı kitabından İskender adlı fıkradan başlayarak inşallah okumamızı gerçekleştireceğiz. Hemen zaman geçirmeden başlayalım diye düşünüyorum. Evet. Meşhur İskender bir gün askerini gözden geçirirken bakar ki süvarilerden birinin hayvanı aksıyor. Canı sıkılıp herifi atından aşağı indürtür. Askerlikten ihraç eyler. Herif attan iner inmez kahkahalarla gülmeye başlar. İskender merkumun o halini görünce taaccüp eder. Tefaül babında bakın arkadaşlar, biz şey diyoruz, siz söyleyin ya, ne gerek var matbu metin okumaya? Bakın taaccüp. Gördük mü arkadaşlar? Bu tefaül babında önemli bir kelime. Evet. Taaccüp eder. Sebebini anlamak üzere herifi çağırarak sorar ki, ne sorar acaba? Ne sorar bakalım? Hemen bakalım ne sorar? Niye gülüyorsun? Size gülüyorum. Niçin? Sizin altınızdaki atlar kaçmak aletleridir. Benim atım sebat aleti idi. Kavgada firar değil, sebat ve karar lazımdır. Bu at ile sebat edeceğimde şüphe yok iken beni asker içinde ayırıp ihraç ettiniz. Gülmeyeyim mi? İskender bu sözden hoşlanıp merkumu yerinde ipka ettikten başka bir at bahası irta eder. Hep ne kal? Humk, arkadaşlar humk ahmaklık demektir. O yüzden arkadaşlar, yani Osmanlıca'ya ne gerek var demiyoruz. Çünkü önemli kelimeler görüyoruz. Bakın humk ve belahatıyla, yani yine ahmaklığıyla meşhur olan Hepneka bir gün devesini kaybeder. Devemi kim bulursa anın olsun deyu nida ederek deveyi arar dururmuş. Deveyi bulana verecek olduktan sonra ne arıyorsun demişler. Bulmaktaki halavat başka şeydir. Bulmaktaki tatlılık başka şeydir cevabını vermiş. Evet, bence de güzel bir cevap vermiş. Bir kadın. Hemen bunu da okuyalım arkadaşlar. Bir kadın fıkrası bakalım nasıl imiş. Evet, bir kadın. Bir kadın zevci vefat ettiği gün bir erkek müşteri çıkıp merkumeyi zevceliğe talep eder. Kadın bir az bir kadın biraz erkence davranmalıydınız. Kadın diyor bunu. Kadın biraz erkence davranmalıydınız. Zira başkasına söz verdim. Aman Allah'ım. Bu da ayrı bir bence fıkra. Evet. Peki erkek buna ne diyor? Bunu da bakalım. Başkasına söz vermiş. Erkek hemen ne diyor? Erkek ne diyor? Hemen bakıyoruz.
Erkek, aman hanımefendi, bari bu ikinci zevciniz vefat edince bendenizi feramuş buyurmayın. Evet, güzel. İsmi'i, bir Arabi, Ya Rab, valideme mağfiret eyle diye dua edermiş. İsmi'i işitip pederine de etsen, niçin yalnız validene dua ediyorsun diye sual etmiş. Arabi cevaben, pederim nefsini kurtarmak için bir hile yapabilir. Lakin validem pek şaşkın bir kadın idi demiş. Bu da güzel bir latife imiş. Evet, Süleyman bin Abdülmelik. Bakalım diğer sayfayı geçip ondan sonraki sayfa bitirelim. Süleyman bin Abdülmelik. Yukarıda zikri sebkat eden Süleyman bin Abdülmelik önüne bir gün ihtiyar bir kadın çıkar. Fakir ve ihtiyacını arz etmek, fakru ihtiyacını arz etmek üzere, ey emirül müminin, hanemde sıçanlar koltuk değneğiyle geziyorlar der. Müşarrülleyh kadının bu sözünü tahsin ederek, ne demiş acaba? Sureti latifede arz-ı hal eyledin. Sıçanlar yeni kuvvetlendirip sıçradalım diyerek merkumenin hanesini dehair ile doldurur. Ya ile yani. Dehair, dehir. Evet arkadaşlar. Dünya Muhabbeti adlı bir latifeyi okuyalım. Dünya Muhabbeti. Bir adam sokakta giderken ah ah dünyadan ahraz ve meccanebet, yani uzak durmak, ahirete meyl ve rağbet eden zatlar nerede diye söylenirler imiş. Oradan geçenlerden biri bu sözü işitince der ki, baba sözünü akset. Yani ahiretten ahraz ve mücanebet ve dünyaya meyl ve rağbet edenler nerede? Dedi. Kim önüne gelirse hiç durma yakala. Harun Reşit. Harun Reşit bir gün mağriblilerden birine esnai mükalemede, ne demek esnai mükaleme? Yani konuşma sırasında, esnai mükaleme ne demek? Konuşma sırasında bu dünya bir kuş mesabesinde olup mağrib tarafı o kuşun kuyruğu imiş der. Mağribli hemen, evet padişahım öyledir. Lakin kuş tavus kuşudur cevabını verir. Cenab-ı Harun merkumun bu veçh ile sürat-i cevabını ve vatanını sürat-i latifede met ve senaya şitabını fevkalade tahsin eylemiştir. Ebu Yakup fukahadan, ne demek arkadaşlar fukaha? Yani fıkıhçılardan, İslam'la ilgili, değil mi? Evet, fıkıhçılardan, fukahadan Ebu Yakup nezdine bir adam gelip cenaze teşyiinde, arkadaşlar teşyi yani cenazeyi getirip kabre kadar götürmeye biz fıkıhta teşyi diyoruz. Cenazeyi teşyiide eftal, cenazeyi teşyiide eftel olan
tabutun önünde mi gitmek yoksa arkasından mı diye sorduk da Muğma ileyh demiş ki içinde bulunmama sahiyette ne tarafta bulunursan bulun. Ziyad bin Ebih burada kalalım bence. Bundan sonraki ders inşallah Ziyad bin Ebih'ten okuruz diye düşünüyorum. Arkadaşlar tabi bundan bahsetmişken Aşk-ı Tanımaz Ermeni Tehciri konusunda yazılmış romanımı da tanıtmak isterim. Arşiv belgeleriyle yazılmış, önemli, ciddi, yalan eksik olmayan bir roman. Aşk-ı Tanımaz mutlaka alıp okumanızı tavsiye ediyorum. Böylelikle dersi bitiriyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.